Tishner hayatının en üretken yıllarını New York'ta Cornell Üniversitesi'nde geçirdi. Derslerine daima cübbesiyle giren Tishner için her ders heyecan verici bir eserdi. Her bir sunuş Tishner'ın bölkıçları altında asistanları tarafından dikkatle hazırlanırdı. Düşünürüm tüm derslerine devam eden personel ve fakültenin 3. sınıf öğrencileri en ön sıralarda oturmak üzere bir kapıdan girerken diğer bir kapıdan profesör gelir ve doğrudan konferans kürsüsüne ilerlerdi. Daha sonra ders fakülte ve yüksek lisans öğrencileri tarafından vakur bir şekilde tartışılırdı. Oxford cübbesinin ona dogmatik olma hakkını verdiğini varsayıyordu. Sadece iki yılını Wundt'la geçirmiş olmasına rağmen otokratik doğası, ders verme şekli, hatta sakalları gibi pek çok yönden hocasına benzerdi. İngiltere'nin Chester bölgesinde oldukça fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitimini sürdürebilmek için burs kazanma noktasında dikkati çeken zihinsel kabiliyetlere güvendi. Önce Malvern Koleji'ne, ardından Oxford'a devam etti. Oxford'da 4 yıl boyunca tarih ve eski Yunan latin edebiyatı eserleri eğitimi gördü. 5. yıl fizyolojide araştırma asistanı oldu. Oxford'tayken, Wundt'un yeni psikolojisiyle ilgilenmeye başladı. Bu ilgi üniversitedeki birisinin cesaretlendirmesi veya bu ilgiyi paylaşması sonucu oluşmamıştı. Çok tabi olarak gelişen bu ilginin sonucunda bilim hacılarının hep ulaşmak, görmek istedikleri yer olan Leipzig'e doğru yola çıktı. Wundt'la birlikte iki yıl çalıştı ve 1892'de doktora derecesini alarak oradan ayrıldı. Tischner hocasının çok kısa bir süre görmüş olmasına rağmen şüphesiz Wundt genç öğrencisi üzerine ömür boyu sürecek bir etki bırakmıştı. Leipzig'te geçirdiği yıllar Tischner'ın ve onun pek çok öğrencisinin psikolojideki geleceklerini belirlemişti. Amerikan psikolojisi üzerinde de bir etki bırakmış olmasına rağmen İleride göreceğimiz gibi psikoloji Amerika'da kendine has bir rota izliyordu ve bu rota düşünarın yaklaşımından oldukça farklıydı. Doktora derecesini aldıktan sonra yeni psikolojisinin İngiltere'deki öncüsü olmak istedi. Oysa İngilizler kendi gözle felsefi konuları dışındaki bilimsel yaklaşımlara karşı oldukça kuşkucu tavır takınan insanlardı. Bu nedenle Oxford'da biyoloji bölümünde öğretim görevlisi olarak geçirdiği birkaç ayın ardından psikoloji eğitimi vermek ve Cornell Üniversitesi'ndeki laboratuvara idare etmek üzere ABD'ye gitti. O sırada 25 yaşındaydı ve hayatının geri kalan kısmını Cornell'da geçirdi. 1893-1900 yılları laboratuvarın geliştirilmesi, teçhizat sağlanması, araştırmaların yürütülmesi ve 62 makalenin yazılmasıyla geçti. Cornell, çok sayıda öğrencinin ilgisini çektikçe, Tishner her bir araştırma çalışmasına kişisel olarak katılma gibi zaman alıcı görevlerden elini çekti ve sonraki yıllarda araştırmalar neredeyse tümüyle öğrencileri tarafından yürütüldü. Öğrencilerinin araştırmalarını idare ederek, sistematik düşüncelerini ve tasarlarını gerçekleştirmeye başladı. 35 yıl boyunca psikoloji alanında elinde 50'den fazla doktora adayına danışmanlık yaptı. Öğrencilerin araştırma problemlerinin seçiminde otoritesini kullandı ve onlara o sırada ilgilen meselelerle ilgili konular tahsis etti. Bu yolda bütünleştirilmiş sistematik bir durum oluşturdu. Ve sözü edilen dönemde mezun olan tüm öğrencilerin onun fikirleri üzerine kolektif bir şekilde çalıştıkları düşünüldü. Dishiner adeta en tepesinde oturup yalnızca bilimsel psikolojinin adına layık olduğu düşündüğü çalışmaları yönelttiği fildişi bir kule kurmuştu. Tishner'ın biyografisi 216 makale, çok sayıda not ve kitap içerir. Üstadı Wundt'un eserlerini tercüme etti ve fizyolojik psikolojinin ilkelerinin 3. baskısının tercümesini tamamladığında Wundt'un yeni bir baskıyı bitirdiğini öğrendi. Ardından 4. baskıyı tercüme etti. Ne var ki bu sırada yorulmak bilmeyen Wundt 5. baskıyı yayınlamıştı. Tishner 1896 yılında psikolojiye bir bakış, 1898 yılında psikolojiye giriş ve 1901-1905 yılları arasında dört ciltlik deneysel psikolojiyi yazdı. Külp'ün bu son çalışmayı İngiliz dilinde en fazla bilgi içeren psikoloji çalışması olarak nitelendirdiği söylenir. Adeta bir el kitabı niteliğinde olan deneysel psikoloji ciltleri psikolojide laboratuvar çalışmasının gelişmesine ve hızlanmasına yardım etti ve davranışçılığın kurucusu olan John B. Watson dahil olmak üzere Amerikalı deneysel psikologların bir neslini bütünüyle etkiledi bu kitapları oldukça ilgi gördü ve kimileri Rusça'ya, İtalyanca'ya, Almanca'ya, İspanyolca'ya ve Fransızca'ya tercüme edildi. Tischner zamanını ve enerjisini psikolojiden başka alanlara yöneltecek hobilerle de uğraşıyordu. Müzikte oldukça ustaydı. Hatta her pazar akşamı evinde küçük bir konser veriyordu. Ve bir seferinde Cornell'da müzik departmanı kurulmadan önce bir müzik profesörünün yerine geçmişti. Madeni para koleksiyonuna duyduğu yoğun ilgiye onun tipik titizliğiyle eklenince de Madeni paraların üzerindeki karakterleri öğrenebilmek için Çince ve Arapça gibi güç dilleri öğrendi. Klasik dillere ait bilgisine ek olarak Rusça'da da dahil olmak üzere yarım düzine modern dilin erbabıydı. İş hayatı boyunca Tishner meslek arkadaşlarıyla ciltler dolusu yazışma yapmıştır. Bu mektupların çoğu Tishner tarafından daktilo ile yazılmıştır ve üzerlerine el yazması notları almıştır. Tishan'a yaşlandıkça sosyal hayattan ve üniversite hayatından daha çok çekildi. Pek çok fakülte üyesi onu hiç görmemiş veya onunla karşılaşmamış olmamalarına rağmen Cornell'da yaşayan bir efsane haline gelmişti. Çalışmalarının çoğunu evinde yapıyor ve üniversitede nispeten daha az zaman harcıyordu. 1909 yılından sonra her bir eğitim yılının bahar döneminde sadece pazartesi akşamları ders verdi. Dış dünyadan gelen müdahalelere karşı evindeki çalışma ortamı iyi korunaklıydı. Karısı telefonla arayan herkese bir ekleme Demeye tabi tutardı ve öyle anlaşılıyor ki hiçbir öğrencisi çok acil durumlar dışında ona telefon edemezdi. Otokratik olmaya mail ettiği halde öğrencilere ve meslektaşlarına karşın kendisinin layık olduğunu da hissettiğini, hürmet ve saygı göstermeleri şartıyla yardımsever ve nazikti. Genç fakülte üyeleri'nin ve öğrencilerinin onun arabasını nasıl yıkadıkları ve yaz aylarında onu güreşten koruyucu perdeleri penceresine nasıl yerleştirdiklerine dair hikayeler anlatılır. Fakat onlar bu işleri emir üzerine değil, ona olan saygı ve hayranlıkları sebebiyle yapıyorlardı. Eski bir öğrenci olan Karidalınba, teşanırın şöyle söylediğini ifade etmiştir. Bir adam pro içmeyi öğrenene kadar bir psikolog olmayı aklına getirmesin. Bundan dolayı öğrencilerin büyük çoğunluğu en azından Tischner orada ise pro içerdi. Düşünür'ün hiç söndürmediği prosu bıyıklarını tutuşturduğunda doktor öğrencilerinden birisi olan Corey Fredlin Tischner'le ile araştırması hakkında görüşüyordu. Bu esnada yürüyordu ve heybetli tavrı genç kızı hocasının sözünü kesmeye cesaret edemez hale getirmişti. Sonunda genç kız, özür dilerim doktor Tischner fakat bıyıklarınız yanıyor dedi. O zaman Kissinger ateşi söndürdü fakat ateş gömleğini ve iç çamaşırını yakmıştı. Cornell'dan ayrılmasından sonra ne öğrencileriyle olan ilgisi sona erdi ne de onların yaşantıları üzerindeki etkisi. Dalınbah doktora derecesini aldıktan sonra tıp fakültesine gitmeye karar verdi. Fakat Tishner, Oregon Üniversitesi'nde onun için bir öğretmenlik görevi ayarladı. Dallenbach tıp fakültesine gitme niyetini Tishner'ın onaylayabileceğini düşünmüş ancak yanılmıştı. Ben Oregon'a gitmeliydim çünkü Tishner bana verdiği eğitimin ve benimle yaptığı çalışmaların boşa gitmesini istemiyordu. Kendi grubu dışındaki psikologlarla olan ilişkileri hiçbir zaman çok yakın olmamıştı. Amerikan Psikoloji Derneği'ne 1892 yılında kurucu üye seçilmesinden kısa bir süre sonra görevinden istifa etti. Çünkü birlik onun fikir hırsızlığıyla suçladığı bir üyeyi kovmayı reddetmişti. Söylendiğine göre bir arkadaşı Tishner'ın derneğe ödemesi gereken aidatı birkaç yıl ödemiş, böylece adı listelerde kalmıştır. Ludi Benjamin, Cora Friedlein'in yazılarının olduğu materyalden alınmıştır. Pensilvanya'daki Bernie Macar Koleji'nden birkaç kız öğrenci bu toplantılara katılmak istemiş fakat kendilerinden toplantıyı terk etmeleri istenmişti. Bir defasında odadaki bir masanın altına saklanarak toplantı boyunca orada kalmayı başarmışlardı. Boring'in nişanlısı ve başka bir kadın yandaki odada beklemişler ve aralık kalan kapıdan gelen konuşmaları dinleyerek sansürsüz erkek psikolojisinin neye benzediğini öğrenmişlerdi. 1904 yılında Tischner'ın deneyicileri adı verilen bir grup psikolog araştırma notlarını karşılaştırmak amacıyla düzenli aralıklarla toplanmaya başladılar. Tischner hem bu toplantılarda ele alınacak konuları hem de çağrılacak konukları seçti. Toplantıları idare etti. Bu toplantıların önemli bir kuralı hiçbir kadının kabul edilmemesiydi. Öğrencisi Boring'in anlattığına göre Tischner, kadınların bulunmadığı, sigara dumanı dolu bir odada konuların sözel raporlar halinde müzakere edilmesini isterdi. Sözel raporlarla eleştiri yapmak, fikir ayrılıklarını ortaya koymak ve gerekirse konuyu bölmek daha kolaydı. 1904 yılında deneyciler grubunun oluşturulduğu yıllarda kadınlar sigara içmek için çok temiz olarak addediliyorlardı. Daha önce John Hopkins Üniversitesi'nde matematik dalında doktora derecesi almak için bütün şartları tamamlamış fakat kadın olduğu için ona derece şartları tamamlamış fakat kadın olduğu için ona derece verilmemişti. Hopkins idaresi ancak 44 yıl sonra kendisine doktora unvanı verebildi. Tishaner, Christian Led Franklin'in 1912 toplantısına katılma talebini reddedince Franklin şunları yazmıştı. ''Bu zamanda kadınların deneysel psikologların toplantısına katılmaktan men edilmesi beni hay hayretler içerisinde bırakıyor. Son derece eski kafalı bir yaklaşım bu.'' Toplantıya katılmak amacıyla protesto gösterileri yapmaktan yıllarca vazgeçmeyen Led Franklin, Tishaner'ın politikasını ahlak ve bilim dışı ilan etti. Dishner ise bir arkadaşına şunları yazıyordu. Toplantılara kadınları almadığım için Mrs. Led Franklin beni taciz ediyor. Gösteri yapmak ve basına yansıtmakla tehdit ediyor. Herhalde sonunda bizi ayırmayı başaracak. Sonunda tavşanlar gibi yer altında karanlıkta buluşmak zorunda kalacağız.'' Düşünür, deneyciler toplantılarına kadınları kabul etmemeye devam etmesine rağmen kadın haklarını savunuyordu. Harvard ve Columbia Üniversiteleri o dönemde kadınları yüksek lisans ve doktora programlarına kabul etmezken düşünür onları programlarına almıştı. Doktora derecesini alan 56 öğrencisinin üçte birinden fazlası kadındı. Ayrıca kadınların fakülte üyesi olarak alınmasından yanaydı ki bu düşünce meslektaşlarının çoğu tarafından fazla radikal görülmüştü. Bir defasında dekanın itirazına rağmen bir kadının fakülte üyeliğine kabulü için çok ısrar etmişti. Psikolojide doktor derecesini alan ilk kadın, Tishner'ın ilk doktor öğrencisi Margaret Fay Washburn idi. Benim ne yapacağını tamamen biliyor değildi şeklinde hatırlıyordu Washburn. Washburn aslında Kolombiya Üniversitesi'ni seçmişti fakat bu üniversite kadınları lisansüstü öğrencisi olarak kabul etmek istememişti. Yaşanır onu kabul etti ve Washburn, Amerikan Psikoloji Derneği'nin başkanlığı da dahil olmak üzere bu alanda parlak bir kariyer yaptı. Washburn'un psikoloji sistemine ilişkin temel kitabının da dahil olduğu profesyonel katkılarını inceleyeceğiz. 1910 yılı civarında düşünür kendi sistematik bakış açısının titiz bir açıklamasını yapmak niyetiyle çalışmaya başladı. Birkaç bölümü bir dergide yayınlanmış olmasına rağmen ne yazık ki bu çalışma hiç tamamlanamadı. Yazdıkları kendisinin ölümünden sonra bir kitap halinde yayımlandı. 60 yaşındayken bir beyin tümörü sebebiyle öldü. Düşünür'e göre psikolojinin konusu bilinç deneyimleri ve yaşantılarıdır bütün bilimlerin insan yaşantısının belli yönlerini ele aldıklarına fakat her birinin bu yaşantının ayrı bir yönüyle ilgilendiklerine dikkat çekmiştir. Psikolojinin konusu deneyimi geçiren insanların yaşantılarıdır. Bu tür bir deneyim diğer bilimler tarafından araştırılandan çok farklıdır. Örneğin ses ve ışık hem bir fizikçi hem de bir psikolog tarafından araştırılabilir. Ancak fizikçi olaya fiziksel süreçler açısından bakarken psikolog bunların insan gözlemciler tarafından nasıl tecrübe edildikleri noktasıyla ilgilenir. Descartes, diğer bilimlerin deneyimi yaşayan insanlardan bağımsız olduklarını belirtmiştir. Örneğin, bir odanın sıcaklığı 40 derece olabilir ve bir insanın bu sıcaklığı daha fazla ve daha az algılamasının bir önemi yoktur. Fakat gözlemciler bu odada durup kendilerini rahatsız hissettiklerini bildirirlerse bu his deneyim geçiren insanlarca yaşanmış olur ve onlara bağlıdır. İşte tek başına bu deneyim psikolojinin konusudur. Deneyimlerin araştırmasını yapan kişiyi kendisinin uyarıcı hatası şeklinde adlandırdığı hata konusunda uyarmıştır. Uyarıcı hatası zihinsel sürecin gözlenen nesne ile karıştırılmasıdır. Örneğin bir elmayı gören ve onu bir elma olarak tanımlayan gözlemciler böyle yapmak yerine tecrübe ettikleri renk, parlaklık ve cismin hacmine ait özellikler rapor ederlerse uyarıcı hatası yapıyorlar demektir. Gözlem nesnesi günlük dilde tanıplanıp tarif edilmekten çok deneyimin bilinçli içeriği açısından tanımlanmıştır. Gözlemciler uyarıcı nesne yerine bilinç süreci üzerine yoğunlaştıklarında bu nesne hakkında daha önceden öğrendiklerini hali hazırdaki deneyimlerinden ayırt etme noktasında başarısız olurlar. Gözlemcilerin bir nesne hakkında gerçekte bilebildikleri yegane şey onun rengi, parlaklığı ve şekline ait özelliklerdir. Gözlemciler bu özelliklerden başka bir şeyleri tasvir ettiklerinde nesneyi gözlemlemiş değil yorumlamış olurlar ve bunun anlamı onların ara deneyimlerle ilgileniyor olduğudur. Tishner, bilinci belirli bir zamanda var olan yaşantılarımızın, deneyimlerimizin tamamı şeklinde tanımlamıştır. Zihni ise ömrümüz boyunca biriken yaşantılarımızın toplamı şeklinde tanımlamıştır. Bilincin o anda ortaya çıkan zihinsel süreçleri, zihnin ise bu süreçlerin tamamını kapsaması dışında zihin ve bilinç birbirine benzerdir. Tishner, psikolojinin genel olarak insan zihnini araştırması gerektiğini iddia eder. Bireysel zihinleri ve dolayısıyla zihinler arasındaki bireysel farklılıkları değil, bu çalışmanın amacı sadece zihni anlamaktır. Psikolojisi saf bir bilimdir. Psikolojinin uygulamaya dönük veya yararcı kaygıları olmadığını ileri sürer. Psikolojinin hasta zihinleri iyileştirmek, toplumu veya bireyleri ıslah etmek gibi bir görevinin olmadığını söylemiştir. Psikolojinin meşru olan tek amacı zihnin yapısını ve hakikatini keşfetmektir. Kişinir bilim adamlarının kendi çalışmalarına ait her türlü pratik yarar kaygısından uzak kalmaları gerektiğine inanmıştı. Bu yüzden bilinç içeriklerinin iç gözleme dayalı deneysel psikoloji ile uyuşmayan her türlü bilim alanına karşıydı. Psikoloji tıpkı öteki bilimler gibi gözleme bağlıdır. Ancak iç gözlemin veya bilinçli deneyimlerin gözlemine dayanır. Tişinir'in iç gözlem şekli, Wundt'un iç gözlem şeklinden tamamen farklıdır. Tişinir, iç gözlemin sadece iyi eğitilmiş gözlemciler tarafından yapılabileceğini düşünmüştü. Herkesin deneyimi uyarıcı açısından tasvir etmeyi öğrendiğini ve bunun günlük yaşantıda gerekli ve yararlı bir alışkanlık olduğunu kavramıştı. Oysa bu alışkanlık yoğun eğitimler yoluyla bu laboratuvarlarda unutturulmalıydı. Çünkü Tişinir iç hiç gözlemcilerinden uyarıcıya değil, bilinç durumunu tasvir edebilmeleri için uyarıcıyı nasıl algıladıklarını yeniden öğrenmelerini istemekteydi. Gözlemcilerin tam olarak ne yapmayı öğrendiklerini belirlemelerinin zorluğu, yapısalcılığın eleştirileri bölümünde tartışılacaktır. Fischer kendi yaklaşımını anlatmak için külpenin sistematik deneysel iç gözlem başlığını kullanmıştı. Tıpkı külp gibi o da iç gözlem faaliyeti boyunca deneklerin verdiği detaylı niteliksel ve öznel zihinsel faaliyet raporlarını kullanmıştı. Wundt'un iç gözlemde aletler kullanma ve nesnel ölçümlere odaklanma yaklaşımına karşıydı. Tishner'ın işaret ettiği zihinsel yaşamın geniş ufukları olan basit duyumlar ve imgeler onun düşüncesine göre bilincin yapısını oluştururlar. Psikolojinin özü, zihin unsurlarının tam algı yoluyla sentezi değil, karmaşık bilinç deneyimlerinin kendilerini oluşturan parçalara varıncaya kadar analizidir. Tishner parçalar üzerine vurgu yaparken Wundt bunun üzerinde durmuştur. Tishner bu düşüncesini James Mill'e ait İnsan Zihni Fenomenlerinin Analizi adlı eserinden kazanmıştı. Mill'i diğer empiristler ve çağrışımlar gibi Tishner'ın amacı da zihnin atomlarını keşfetmekte. Tishner ayrıca mekanik öğretiden çok etkilenmişti. Verileri sağlayan insan denekler hakkında yapısalcıların geliştirdiği tasvirde mekanik ruhun etkisi açıkça görülmektedir. Zamanın dergi makalelerinde deneklere belli tepki kapasitesinden dolayı kimi zaman miyar adı veriliyordu. Miyar, bilim adamları tarafından diğer maddeleri nitelendirmek, keşfetmek, incelemek ve ölçmek amacıyla kullanılan maddedir. Miyar, çoğunlukla edilgen bir maddedir. Bir maddeye belli tepkiler vermesini sağlamak üzere uygulanır. Kimya ile olan paralelliği açıktır. Tishaner'ın bu kavramı laboratuvarlarındaki insan deneklere uygulaması, denekleri gözlenen nesnenin özelliklerine nesnel bir şekilde yaklaşan mekanik kayıt aletleri gibi gördüğünü ortaya koymuştur. İnsan denekler tarafsız ve nesnel mekanizmalardan daha fazla bir şey değillerdi. Eğitimli gözlemin mekanik veya mutat bir süreç olması gerektiğini, yani bilinçli bir süreç olarak daha fazla kalamayacağını yazmıştı. Eğer insan deneklerin makinelere benzediği düşünülürse, tüm insanların makine olduğunu düşünmek de kolaylaşacaktır. Bu noktadan söz etmek gerekir, çünkü yapısalcılığın devrini tamamlamasıyla dahi bitmeyen bir etkinin, yani galileocu Newtoncu mekanik evren görüşünün etkisinin sürdüğünü göstermektedir. İleride göreceğiz ki psikoloji tarihi insanın bir makine olduğu fikrinin 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar deneysel psikolojinin büyük bir bölümünü karakterize ettiğini ortaya koyacaktır. Dishner'ın Psikolojideki gözlemin sadece iç gözlemsel değil, ayrıca deneysel olması gerektiğine inanıyordu. Bilimsel deneylemenin katı kurallarını dikkatlice inceledi ve şuna dikkat çekti. Bir deney aslında tekrar edilebilen, yalıtılabilen ve değiştirilebilen bir gözlemdir. Gözlemi ne kadar sık tekrar ederseniz, açıkça ne olduğunu ve tam olarak ne gördüğünüzü daha iyi anlayabilirsiniz. Bir gözlemi ne kadar titizlikle yalıtırsanız, gözlem göreviniz o kadar kolay hale gelir ve yanlış noktalar üzerinde odaklanmak veya ilgisiz koşullarınızı, şulardan etkilenmek tehlikesini o kadar azaltmış olursunuz. Bir gözlemi ne kadar yaygın şekilde değiştirirseniz, deneyimlerin tam benzerini daha açık bir şekilde belirtecek yasaları keşfetme şansınız da o kadar artacaktır. Bütün deneysel uygulamalar, tüm laboratuvarlar ve aletler sadece şu sonuca ulaşmak için tedarik edilir. Öğrenci gözlemlerini tekrar edebilmeli, yalıtabilmeli ve değiştirebilmelidir. Düşünürün laboratuvarındaki deneklerin çeşitli uyarıcıları uzun süre ve detaylı gözlemlemeleri sağlanarak, yani uyarıcının her türüne maruz bırakılarak iç gözlem yapmaları fırsat verilir. İç gözlem ciddi bir girişimdir ve lisans eğitimini tamamlamış denek öğrencilerin kendilerini bu zor göreve adamış olmaları gerekir. Şimdi Şimdi deneklerden iç gözlem verilerinin beklendiği, alışılmışın dışında gelişen 3 örnek üzerinde duralım. Corey Friedle'in Cornell laboratuvarında organik duyarlılığın araştırıldığı bir dönemi hatırlamıştı. Yüksek lisans öğrencilerinden sabahleyin bir mide tüpünü yutmaları ve onu gün boyunca midelerinde tutmaları istenmişti. Tabii ki ilk başlarda gözlemcilerin çoğu kusmuş fakat zamanla bu tüpü kullanmaya alışmışlardı. Ders veya diğer faaliyetlerinin arasında laboratuvara gidiyorlardı. Laboratuvarda sıcak su tüpten aşağı boşaltılıyor ve deneklerden yaşadıklarını iç gözlemle incelemeleri isteniyordu. Aynı iş daha sonra buzlu suyla tekrarlanıyordu. İç gözlem bazen öğrencilerin laboratuvar dışındaki yaşantılarına da taşınıyordu. Friedline bir keresinde bütün öğrencilerden tuvaleti kullanırken neler duyum duyumsayıp hissettiklerini kaydetmeleri için not defterlerini tuvalete taşımaları istendiğini bildirmiştir. Başka bir iç gözlem araştırması tarihe kayıp veriler olarak geçen bir örnek sağlar. Evli öğrencilerden cinsel ilişki esnasındaki basit duyum ve duygularını not etmeleri istenmişti. Dahası bu esnada vücutta oluşan fizyolojik değişiklikleri kaydetmek amacıyla Vücutlarına çeşitli ölçüm araçları iliştirilmişti. Ancak bu araştırma o dönemde yayınlanmadı ve daha sonra Friedlein tarafından 1961 yılında açığa çıkarıldı. Cinsel araştırmalar Cornell Üniversitesi kampüsü civarında bilinir olmuş ve psikoloji laboratuvarı ahlak dışı bir mekan olarak ün salmıştı. Kız yurdunun müdiresi genç öğrencilerinin karanlık çöktükten sonra laboratuvarı ziyaret etmelerine izin vermiyordu. Ve daha kötüsü öğrencilerin içlerine çektikleri mide tüplerine kondom takıldığı söylentileri yayılmıştı. Friedline'a göre yurtta konuşulan tek şey laboratuvarın kondomla dolu olduğu ve bu yüzden laboratuvarların hiç kimse için güvenli bir mekan olmadığıydı. Laboratuvarda yürütülen daha rutin tartışmalar Tishner'ın kendisi tarafından bu bölümün sonunda verilen orijinal metinlerde anlatılmıştır. Tishner'a göre psikolojinin üç problemi veya amacı vardır. Bilinçli, bilinçli, süreçleri en temel, en basit parçalarına indirgemek, bilinç elemanlarının birleştiği yasaları belirlemek, elemanları fizyolojik koşullarıyla bağlantılı olarak incelemek. Bu nedenle psikolojinin amaçları doğa bilimleriyle uyuşmaktır. Bilim adamları doğal dünyanın hangi parçasının araştırılacağını karar verdikten sonra onun elemanlarını keşfetmeye, daha karmaşık fenomenleri oluşturmak üzere nasıl birleştiklerini göstermeye ve fenomenleri yöneten yasaları formüle etmeye giriştiler. Tüşünürün çabalarının asıl kısmı bu ilk amacı, yani bilinç elemanlarının keşfine adanmıştı. Gördük ki Tüşünürün Amacı bilinci kendisine oluşturan parçalara ayırmak, indirgemekti. Peki verilen bilinç sürecinin en basit süreç olduğunu, daha basit yapılara bölünemeyeceğini nasıl bileceğiz? Tishner'a göre eğer zahmetli ve devamlı iç gözleme rağmen süreç aynı kalmaya devam ediyorsa bu onu temel eleman olduğunu gösterir. Aslında Tüsinör'ün elemanlarının daha basit yapıya indirgenemezliğini test edilmesi kimyacıların kimyasal elementleri saptarken koydukları kritere benzer. Desainer üç temel bilinç durumunun varlığına inanmaktadır. Duyumlar, imgeler ve duygusal durumlar. Duyumlar algıdaki temel unsurlardır. Seslerde, görüntülerde ve kokularda çevrede bulunan fiziksel nesnelerin sebep olduğu diğer deneyimlerde ortaya çıkarlar. İmgeler düşüncelerin elemanlarıdır ve geçmiş bir yaşantının hatırası gibi şu an aslında mevcut olmayan yaşantıların resmedildiği ve aksettirildiği süreçlerde bulunur. Düşünürün yazılarından kendisinin duyumların ve imgelerin aynı kategoride olduğunu düşünüp düşünmediği açık bir şekilde anlaşılamamaktadır. İkisini ayırt edebileceğini gösterirken benzerlikleri üzerinde de durmuştur. Duygular coşku elemanlarıdır ve sevgi, nefret, mutsuzluk gibi hallerde bulunurlar. Tishner psikolojiye bir bakış araştırmalarında keşfettiği duyum elemanlarının bir listesini vermiştir. Bu liste 44 binden fazla duyum niteliğini içermektedir ve çoğunluğu görsel ve işitseldir. Her bir elemanın bilinçli ve diğerlerinden ayrı olduğuna ve her birinin diğerleriyle algıları ve fikirleri şekillendirmek amacıyla birleşebileceğine inanmıştı temel ve indirgenemez olmalarına rağmen bu unsurlar tıpkı kimyasal elementlerin gruplandırmaları gibi kategorize edilebilir. Basitliklerine rağmen bu unsurlar onları ayırt edebileceğimiz özelliklere sahiptir. Wundt'un nitelik ve yoğunluk özellikleri taşınır, sürekliliği ve belirginliği eklemiştir. Bu dört özelliğin mevcut tüm düğümlerin bir dereceye kadar tüm deneyimlerin temel karakteristik nitelikleri olduğu düşünülmüştü nitelik, soğukluk ve renk gibi her bir elemanı diğerlerinden ayıran özelliktir. Yoğunluk, bir durumun parlaklığı veya gürültüsü gibi özelliklerdir. Süreklilik, bir duyumun zaman içerisindeki seyrini açıklarken belirginlik, bilinçli bir deneyimde dikkatin rolünü açıklar. Duyumlar bu dört özelliğin tamamına sahipken duygular sadece üçüne sahiptir duygular belirginlikten yoksundur. Tishner dikkati doğrudan bir coşku veya duygu elemanı üzerine odaklamanın mümkün olmadığını düşünmüştü. Bunu yapmayı denediğimiz zaman duygu niteliği, örneğin mutsuzluk veya hoşnutluk gibi kaybolmaktadır. Ayrıca bazı duysal süreçler özellikle görme ve dokunma özelliğine de sahiptir. Tüm bilinçli süreçler bu kategorilerden birine indirgenebilir. Würzburg okulunun bulguları, düşünürün kendi düşüncelerini değiştirmesine sebep olmamıştır. Bulanık şekilde tanımlanan niteliklerin düşünme esnasında ortaya çıkabileceğini kabul etmiştir. Fakat buna rağmen bu elemanları duyusal veya imgesel elemanlar olarak ele almıştır. Tishner, Würzburg laboratuvarındaki deneklerin uyarıcı hatasına yenik düştüklerini, çünkü dikkatlerini kendi bilinç süreçlerinden çok nesneye yönelttiklerini söylemiştir. Cornell laboratuvarında duygu üzerine yapılan çok sayıda araştırma, Wundt'un üç boyutlu teorisinin reddedilmesiyle sonuçlanmıştır. Duygunun nitelik, yoğunluk ve süreklilik olmak üzere üç özelliğe sahip olduğunu belirtmiştik. Bu nedenle duyumlar ve duygular aynı genel tip süreçlerdir ve duyguların belirginlikten yoksun olmaları dışında ortak özelliklere sahiptirler. Düşünür duyguların, Wundt'un teorisindeki boyutlardan sadece birine, hoş olan, hoş olmayan boyutuna sahip olduğunu düşünmüş ve diğer iki boyutun varlığını kabul etmemiştir. Dishonor hayatının son dönemlerine doğru sistemini büyük ölçüde değiştirmiştir. Bu değişiklikleri kesinlikle yeni bir sistem olarak şekillendirmediği halde bunu yapamadan ölmüştür. Değişikliklerin türü yazışma ve konferans çalışmalarında açıktır. Dishonor'ın sistemi 1918 yılı civarında değişmeye başlamıştır. Derslerinde Zihinsel elemanlar kavramından vazgeçerken, psikolojinin temel elemanlarına değil, zihinsel yaşantının nitelik, yoğunluk, süreklilik, yayılma ve belirginlik olarak sıralanan boyutsal kategorilerini veya özelliklerini araştırması gerektiğini savunmuştur. Ölümünden iki yıl önce de lisans eğitimini tamamlamış bir öğrencisine şunları yazmıştır. Düşünceyi, duyumlar ve duygular açısından ele almayı terk etmek zorundasın. Bu on yıl öncesi için doğruydu ancak şimdi sana söylediğim gibi tamamen çağdışı kalmıştır. Duyum gibi sistematik yapılar açısından düşünmekten ziyade boyutlar açısından düşünmeyi öğrenmek zorundasın. Yapısal psikoloji terimi bile 1920'lerin başında Titschner'ın desteğini kaybetmişti ve Titschner varoluşçu psikoloji adında yeni bir yaklaşıma göndermeler yapmaya başlamıştı. Ayrıca uzun bir zaman uygulamaya çalıştığı kontrollü iç gözlem hakkında da ikinci bir düşünceye sahipti. Artık çok daha açık fenomenolojik bir yaklaşımı destekliyordu. Bunlar yapısal psikolojinin kaderini değilse bile görünüşünü temelden değiştiren köklü değişikliklerdi. Ayrıca bu değişiklikler bilim adamlarının sahip olduklarını düşündükleri fakat ortaya koyamadıkları bir esnekliği ve açıklığı gösteriyordu. Bu değişikliklerin kanıtı Evans ve Hank tarafından Tishner'ın mektup ve ders notlarının titiz bir incelemesi sonucu bir araya getirilmiştir. Bu fikirler Tishner'ın sistemiyle asla birleşmemişti. Bunlar açık bir şekilde yöneldiği fakat ölümünden dolayı ulaşamadığı bir amacı ve yönü işaret etmektedir. Tishner yapısal psikolojiyi tanımlamasında şu noktaları tartışmıştır. Deneyimi yaşayan insandan bağımsız deneyimler ile deneyimi yaşayan insanlara bağlı deneyimler arasındaki farklılıklar, Tishner'ın gözlem veya iç gözlem şekli ve diğer bilimler tarafından kullanılan denetlemelerle olan ilişkisi, yapısalcılığın amacı ve ne, nasıl ve niçin temel sorularını cevaplandırmak açısından psikoloji ile doğal bilimleri arasındaki benzerlikler. İnsanlığın sahip olduğu bütün bilgiler insan deneyimlerinden türerler. Bilginin başka bir kaynağı yoktur. Ancak gördüğünüz gibi insan deneyimleri farklı bakış açılarıyla ele alınabilir. Birbirinden mümkün olduğunca farklı iki bakış açısını ele aldığımız ve bu iki durumdaki deneyimin neye benzediğini kendi kendimize keşfettiğimizi fark et, farz edin. Öncelikle deneyimi herhangi bir insandan tamamıyla bağımsız olarak ele alacağız ve orada ona sahip olan birisi olsun veya olmasın devam ettiğini kabul edeceğiz. İkinci olarak, deneyimi belirli bir insana bağımlı olarak ele alacağız ve sadece ona sahip olan birisi olduğu müddetçe devam edeceğini kabul edeceğiz. Bakış açılarının tamamen farklı ol olacağını göreceğiz. Peki deneyimdeki bu farklılıklar nelerdir? Başlangıç için fizikte ilk olarak öğrendiğimiz üç kavramı ele alalım. Uzay, zaman ve kütle. Geometrinin, astronominin ve jeolojinin fiziksel uzayı sabittir. Her zaman ve her yerde aynıdır. Birisi santimdir ve santim nerede ve ne zaman uygulanırsa uygulansın tam olarak aynı değerdedir. Fiziksel zamanda benzer şekilde sabittir ve onun sabit birimidir. Fiziksel kütle de sabittir ve birimi her zaman ve her yerde aynı olup bizler burada uzay zaman ve kütle deneyimini ona yaşayan kişiden bağımsız olarak düşündük. Şimdi bakış açımızı değiştirelim ve deneyimi yaşayan kişiye önem veren noktaya gelelim. Şekil 3'teki iki dik çizgi fiziksel olarak eşittir. Birimlerle eşit olarak ölçülürler. Onlara bakanlara göre ise eşit değillerdir. Bir kasaba istasyonunun bekleme odasında geçirdiğimiz bir saatle eğlenceli bir oyunu izlerken geçirdiğimiz bir saat fiziksel olarak birbirinin aynıdır. İkisi de aynı birimlerle aynı şekilde ölçülürler. Oysa size göre ilk durumda saati yavaş geçerken ikincisinde hızlı geçmektedir. İkisi eşit değildir. Bu tür deneyimlerin bu deneyimleri yaşayan insandan bağımsız olduğunun düşünüldüğü fizik dünyası ne soğuktur ne sıcak, ne karanlıktır ne aydınlık, ne sessizdir ne gürültülü. Bu sadece deneyimlerin onu yaşayan insana bağlı olduğu göz önüne alınırsa söylenebilir. Yani soğuğa ve sıcağa, seyah ve beyaza, renkliye ve griye, tonlara ve fısıltılara, gümbürtülere sahip olan biziz ve bu şeyler psikolojinin konusudur. Öyleyse bizler farklı bakış açılarından yola çıktığımızda deneyimin belli bir yönünden büyük bir farklılık buluruz. Fizik ve psikoloji aynı deneyimle, aynı durumla, aynı materyalle ilgileniyor olmalarına karşın bakış açıları göz önüne alındığında basitçe ve yeterince birbirinden ayrılmıştır. Fiziğin bakış açısından bakıldığında daha dar bir anlamda fizik, kimya, biyoloji, jeoloji gibi bilimlere ulaşır. Aynı şekilde psikolojinin bakış açısından bakıldığında ise daha özel bir bilim grubuna ulaşırız. Bu noktada açıkça anlaşılmalıdır ki biz burada psikolojinin konusuna ait tam ve kesin bir tanım vermeye çalışıyor değiliz. Biz herkesin insan deneyiminin ne olduğuna ilk elden bildiğini kabul ediyoruz ve ardından bu deneyimin sırasıyla fizik ve psikoloji tarafından ilgilenilen iki yönünü birbirinden ayırmayı amaçlıyoruz. Psikolojinin bundan daha öte bir tanımı mümkün değildir. Bir kişi deneyiminin bizzat kendisine dayanarak deneyimin ne olduğunu bilmedikçe ruh terimini bir taşın madde terimine verdiği anlamdan daha fazla cezasını veremez. İnsan deneyimleri dünyasının en çarpıcı gerçeği değişim gerçeğidir. Hiçbir şey değişmeden aynı kalmaz ve her şey değişir. Güneş bir gün ısısını kaybedecek, ezeli tepeler azar azar aşınacak ve tükenecektir. Neyi gözlersek gözleyelim ve hangi bakış açısıyla gözlemlersek gözleyelim, süreci ve oluşumu buluruz. İnsanlığın bu değişimi durdurmayı ve deneyimler dünyasına istikrar kazandırmayı arzu ettiği bir gerçektir. Bunu iki daimi cevherin varlığını kabul ederek yapmaya çalışır. Madde ve ruh. Fiziksel dünyanın olayları maddenin bir dışa vurumu olarak kabul edilirken, zihinsel dünyanın olayları da ruhun dışa vurumu olarak kabul edilir. Böyle bir hipotez, insan düşüncesinin belli bir döneminde değerli olabilir. Fakat gerçeklerle uygunluk içerisinde olmayan her hipotez er veya geç terk edilmek durumundadır. Bu nedenle fizikçiler değişmeyen dirençli madde hipotezinden vazgeçmiş, psikologlarda değişmeyen sağlam ruh hipotezini terk etmiştir. Sağlam, dayanıklı şeyler ve sabit nesneler fizik veya psikoloji gibi bilimlerin dünyasına ait değildir. Ancak sağduyunun dünyasına uygun olabilirler. Bizler ruhu, tecrübeyi yaşayan, kişiye bağlı olduğu düşünülen insan deneyimlerinin bir bütünü olarak tanımladık. Dahası tecrübeyi yaşayan kişi kavramının yaşayan bir beden, örgütlenmiş bir birey anlamına geldiğini söyledik. Ve psikolojik amaçlar için yaşayan bedenin bir sinir sistemini ve onun bağlantılarına indirgelebileceğini ima ettik. Böylece ruh bir sinir sistemine bağlı olduğu düşünülen insan deneyimlerinin toplamı haline geldi. İnsan deneyimi daimi daima bir süreç, bir oluş olduğu için ve insan deneyiminin bağımlı yönü onun zihinsel yönü olduğu için özetle ruhun zihinsel süreçlerin bir bütünü, toplamı olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bu sözcükler çok önemlidir. Bütün, toplam sözcüğü bizim deneyimler dünyasının bir bölümü değil, tamamıyla ilgilendiğimizi ifade eder zihinsel, mental sözcüğü bizim deneyimimizin bir sinir sistemi tarafından düzenlenen bağımlı yönüyle ilgilendiğimizi ortaya koyar. Ve süreçler sözcüğü bizim çalışma konumuzun değişmeyen bir nesneler topluluğu olmadığını bir akıntı, daimi bir akış oluş olduğunu ifade eder. en mükemmeli mümkün olmasına rağmen sağduyudan aklın bilimsel bakış açısına doğru yön değiştirmek kolay değildir. Değişiklik bir anda yapılamaz. Bizler ruhu bir süreçler akışı olarak mı değerlendirmek durumundayız? Oysa ruh kişiseldir. Benim ruhum ve kişiliğim hayatım boyunca devam eder. Tecrübeyi yaşayan kişi sadece bedensel bir organizma mıdır? Fakat tekrar edecek olursak deneyim kişiseldir, daimi bir benin yaşantısıdır, ruh uzaysaldır, tıpkı madde gibi mi? Oysa ruh görülemez, elle tutulamaz, burada veya şurada değildir, kare veya daire şeklinde de değildir tüm bu itirazlar biz psikolojide belli bir mesafe kaydedip aklın bilimsel bakış açısının nasıl olumlu bir sonuca ulaştığını görene dek kesin olarak cevaplandırılamayacaktır. Böyle olmasına rağmen bu itirazlar onları değerlendirdiğinizde sizi zayıf bırakacaktır. Kişiliğin şu sorusuyla yüzleşin. Sizin hayatınız gerçekten daima kişisel midir? Siz gerçek anlamda sürekli olarak kendinizi hiç unutmaz, kendinizi kaybetmez, önemsememezlik yapmaz, kendinize karşı kayıtsız kalmaz, hatta kendinizle iddialaşmaz mısınız? Zihinsel yaşam kesinlikle sadece belli aralıklarla kişiseldir ve sizin kişiliğiniz farkına varılıp idrak edildiğinde değişmeden mi kalır? Çocukluğunuzdaki ve erkeklik çağınızdaki sen, oyun oynarkenki ve çalışırkenki sen, yapabildiğiniz en üstün davranışı ortaya koyarken ve engellerden kurtulurken ortaya çıkarken, sen birbirinin aynısı mıdır muhakkak ki öz deneyimler sadece aralıklarla meydana gelmekle kalmaz Ayrıca farklı zamanlarda farklı faktörlerden oluşur öteki soruya gelince Ruh elbette ki görülemez. Çünkü görmek ruhtur ve ruh elle tutulamaz. Çünkü dokunmak ruhtur. Görme deneyimi ve dokunma deneyimi bu tecrübeyi yaşayan kişiye bağlıdır. Fakat sağduyu kendi inancına zıt olarak, ruhun uzaysal olduğu gerçeğine yönelik olarak kendi kendine tanıklık yapar. Dost doğru bir şekilde konuşuruz ve deriz ki, Düşünce başımızda, ağrı ise ayağımızdadır. Ve eğer ki düşünce bir daire düşüncesi ise ruhun gözünde yuvarlak görülür ve eğer ki bir karenin görsel düşüncesi ise kare olarak görülür. Bilinç hangi sözcüye başvurursanız başvurun pek çok anlamı olan bir terimdir. Belki de burada bu kelimenin iki prensip kullanımını ayırmak yeterli olacaktır. Birincisinde bilinç, ruhun kendi süreçlerinin işleyişinin farkında oluşu anlamındadır. Sağduyu açısından bakıldığında ruhun tıpkı düşünen, hatırlayan, seçen, muhakeme eden, bedenin hareketlerini yönlendiren bir iç ben olması gibi bilinç de bu düşünce ve idarenin iç bilgisidir. Siz bir sınav sorusuna vereceğiniz cevabın doğruluğunun hareketlerinizdeki sakarlığın, güdülerinizdeki saflığın bilincinde farkındasınız. Öyleyse bilinç ruhtan daha fazla bir şeydir. Bilinç, bir insanın ruhundan neler geçtiğinin algısıdır. Bilinç, ruhun düşüncelerine ve duyumlarına sahip olduğu dolaysız bilgidir. İkinci anlamda bilinç ile ruh arasında, bilinçli ile zihinsel arasında fark gözetilmemiştir. Zihinsel süreçlerin devam etmesi şartıyla bilinç orada mevcuttur. Zihinsel süreçlerin etkinliğini yitirmesiyle bilinç dışı başlar. Bir duygunun bilincindeyim demek aslında sadece o duyguyu hissediyorum demektir. Bir duyguya duyguya sahip olmak bilinçli olmaktır ve bilinçli olmak bir duyguya sahip olmaktır. Bir iğne batmasının bilincinde olmak sadece bu duruma ait duyuma sahip olmaktır ve kendi duyumunu isimlendirmenin çeşitli yollarına sahip olmama rağmen bir toplu iğne batması hissediyorum. Toplu iğne batması ağrısı hissediyorum. Toplu iğne batması duyumum var. Toplu iğne batması duygusu var. Duygumun farkındayım. Aslında çeşitli şekillerde isimlendirilen şey bir tanedir ve aynıdır. Bu tanımlamalardan ilkini reddetmek zorundayız. Birinci ruhun kendi kendisinin farkında oluşu şeklinde tanımlamak sadece gereksiz değil aynı zamanda yanıltıcıdır da. Bu kullanım gereksizdir çünkü daha sonra göreceğimiz gibi bu farkındalık dış dünyanın gözlemlesi, gözlemlenmesiyle aynı türde bir gözlem meselesidir. Bu yanıltıcıdır çünkü bu fikir ruhun bir süreçler akışı olmak yerine kişisel bir varlık olduğunu akla getirir. Bu sebeple biz ruhu ve bilinci aynı anlamda ele alacağız. Fakat elimizde iki farklı sözcük olduğuna göre onlar arasında kimi ayrımlar yapmak yerinde olacaktır. Ne zaman bir bireyin hayatı boyunca ortaya çıkan zihinsel süreçlerin bütününden bahsedersek o zaman ruhtan konuşacağız. Ve ne zaman verilen mevcut zamanda, şimdi de hali hazırda ortaya çıkan zihinsel süreçlerin bütününden bahsedersek o zaman bilinçten konuşacağız. Böylece bilinç ruh akışının bir bölümü, bir parçası olacak. Aslında bu ayrım günlük konuşmada zaten yapılmaktadır. Bir adamın bilincini kaybettiğini söylediğimizde sükûnun geçici olduğunu söylemek isteriz. Yani zihinsel yaşantısının kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam edeceğini. Oysa bir adamın ruhunu, aklını kaybettiğini söylediğinizde aklının tamamıyla yok olduğunu değil, akli dengesizliğin kalıcı ve kronik olduğunu söylemek isteriz. Bu nedenle psikolojinin çalışma konusu ruh olmasına rağmen psikoloji çalışmalarının dolaysız nesnesi daima bilinçtir. Mutlak anlamda biz aynı bilinç halini iki kez üst üste asla gözlemleyemeyiz. Ruhun akışı devamlı sürer, asla geri dönmez. Pratikte ise belli bir bilinç halini istediğimiz sıklıkla gözlemleyebiliriz. Çünkü zihinsel süreçler organizma aynı şartlar altında bulunduğunda kendilerini aynı şekilde gruplandırırlar ve aynı düzenleme şeklini gösterirler. Dünün yüksek gelgi takıntısı asla tekrarlanmaz ve dünün bilinci asla yeniden ortaya çıkmaz. Fakat yine de hem bir oşinografi bilimine hem de psikolojik bilimine sahibiz Bilimsel metot tek bir gözlem kelimesiyle özetlenebilir. Bilimde çalışma yapmanın tek yolu bilimin çalışma konusunu oluşturan fenomenleri gözlemlemektir. Gözlem iki şeyi ifade eder: Fenomene dikkat etme ve fenomeni kaydetme. Yani fenomenin açık ve canlı deneyimine, bu deneyimin kelime ve formüllerle rapor haline getirilmesi. Bilim açık bir deneyim ve eksiksiz bir rapor elde etmek için deneyden bir yardım aracı olarak faydalanır. Deney tekrarlanabilen, yalıtılabilen ve değiştirilebilen bir gözlemdir. Bir gözlemi ne kadar sık tekrarlarsanız o kadar büyük ihtimalle orada neler olduğunu açıkça görebilir ve gördüğünüzü eksiksiz olarak anlatabilirsiniz. Bir gözlemi ne kadar sıkı ve disiplinli bir şekilde yalıtırsanız gözlem göreviniz o kadar kolaylaşır ve konuyla ilgisiz koşullar tarafından şaşırtılmanız tehlikesi veya yanlış noktaya vurgu yapma tehlikesi o kadar azalır. Bir gözlemi ne kadar geniş bir alanda değiştirirseniz deneyimin değişmezliği o kadar açık bir şekilde göze çarpar. Ve sizin yasaları keşfetme şansınız o kadar artar. Tüm deneysel cihazlar, tüm laboratuvarlar ve araçlar bir tek neticeye ulaşmak için tedarik edilir. Öğrenci gözlemlerini tekrar edebilsin, yalıtabilsin ve değiştirebilsin. Demek ki psikolojinin metodu gözlemdir. Bunu bir teftiş, yoklama ve dışa bakış olan fiziksel bilimlerin gözleminden ayırmak amacıyla psikolojik gözlem, içe bakış, iç gözlem şeklinde isimlendirilir. Fakat bu isim değişikliği metotların esastaki benzerliklerini bize unutturmamalıdır. Şimdi bazı simgesel durumları ele alalım. Çok basit iki durumla başlayabiliriz. Size kartondan iki diskin gösterildiğini farz edin. Biri tamamen mor renkli, ikincisinin ise yarısı maviden, yarısı kırmızıdan oluşmuş. Eğer ikinci disk hızlı bir şekilde döndürülürse mavi ve kırmızı renkler karışır ve siz belli bir mavi kırmızı yani çeşit mor bir çeşit mor renk görürsünüz. Sizin işiniz ikinci diskte ortaya çıkan mor rengin tonunun birinci diskteki mor rengini tam olarak kar karşılaması için ikinci diskteki mavi ve kırmızı oranlarını ayarlayabilmektir. Şimdi yeniden bir duyguyu veya heyecanı gözlemlediğinizi fark edin. Bir hayal kırıklığı veya can sıkıntısı duygusu, kızgınlık veya iç sıkıntısı hali. Deneysel kontrol hala mümkündür. Koşullar bir psikoloji laboratuvarında düzenlenebilir. Yani bu duygular tekrarlanabilir, yalıtılabilir ve değiştirilebilir. Fakat onlara ilişkin gözlemleriniz bu sefer bir önceki durumdan daha ciddi bir şekilde Bilinç akışı ile karışabilir. Bir duygunun soğukkanlı bir şekilde ele alınması onun varlığını yok edicidir. İncelemeye kalkıştığınız zaman kızgınlığınız yok olur. Hayal kırıklığınız buharlaşır. Bilim kendi araştırma konusu dikkate alındığında daima üç sorunun cevabını arar. Ne, nasıl ve niçin sorularının en basit terimlere indirgendiğinde ve tüm karmaşıklığından arındırıldığında psikolojinin çalışma konusu tam olarak nedir? Daha sonra şu görünen haline nasıl gelmiştir? Parçaları nasıl birleştirilmiş ve düzenlenmiştir? Ve son olarak psikoloji niçin şu andaki belli düzen ve bileşim içerisinde görülmektedir? Eğer bir bilimi ortaya koyuyorsak bu üç soruyu cevaplandırmak zorundayız ne sorusunu cevaplandırmak bir analiz işidir. Örneğin fizik bilimi bunu bağımsız deneyimler dünyasını en iyi basit terimlerine indirgeyerek analiz etmeyi dener ve böylece çeşitli kimyasal elementlere ulaşır. Nasıl sorusunu cevaplandırmak bir sentez işidir. Fizik bilimi elementlerin hareketlerini nasıl bulduklarını çeşitli bileşimler içerisinde izler ve doğanın kanunlarına formüle etmede kısa bir süre içinde başarılı olur. Bu iki soru cevaplandırıldığında fiziksel fenomenin bir tasvirini elde etmiş oluruz. Fakat bilim daha ötesini soruşturur. Ortaya çıkan fenomen dizisi neden bu şekilde ortaya çıkmıştır? çıkmıştır da başka bir şekilde ortaya çıkmamıştır ve niçin sorusunu gözlenen fenomenin nelerden etkilendiğini ortaya çıkarak cevaplandırır. Dün gece toprağın üstünde çiğ vardı çünkü yerin düz yüzeyi üzerini kaplayan hava tabakasından daha soğuktu. Çiğ metallerin değil çimenlerin üzerinde oluşur çünkü birinin yaydığı güç ötekinin ise küçüktür. Demek ki fiziksel bir fenomenin sebebi tespit edildiğinde fenomenin açıklanmış olduğu söylenir. şimdi dek verilen tanımlamalar düşünüldüğünde psikolojinin ele aldığı konuların fiziğin konularına çok benzediği görülür. Psikolog her şeyden önce zihinsel deneyimleri en basit parçalarına kadar analiz etmek ister. O belirli bir bilinç yaşantısını ele alır. Üzerinde tekrar tekrar safa safa süreç süreç çalışır. Ta ki yaptığı analiz daha öteye gidemeyecek hale gelene kadar. Bu çalışma diğer bilinç yaşantıları ile birlikte psikoloğun temel zihinsel Süreçlerinin aynısını ve doğasını güven içerisinde açıklayabilene dek devam eder. Ardından sentez görevi başlar. Psikolog deneysel koşullar altında zihnin temel elemanlarını bir araya koyar. İlk olarak aynı türün iki elemanını, ardından aynı türün daha fazla elemanlarını ve daha sonra da çeşitli türlerin temel süreçlerini. O zaman bütün insan deneyimlerinin ayrıcı özelliği olarak gördüğümüz düzenliliği ve değişmezliği fark eder. Böylece temel zihinsel süreçlerin birleşme kanunlarını formüle etmeyi öğrenir. Eğer ses duyumları birlikte ortaya çıkarlarsa birbirlerine karışır veya kaynaşırlar. Eğer renk duyumları yan yana ortaya çıkarsa biri değerini artırır ve tüm bunlar mükemmel bir düzen içerisinde yer alır. Böylece bizler tonal kaynaşım kanunlarına ve renk zıtlığı kanunlarına ulaşabiliriz. Bununla birlikte eğer sadece betimleyici bir psikoloji geliştirmeye teşebbüs ettiysek onun içerisinde zihnin gerçek bilimin olacağına ait bir ümit beslememeliyiz. Eski usul doğanın sunduğu açıklamaların modern biyoloji ders kitaplarına direnmesi veya bir gencin kendi küçük fizik deneyleri odasından edindiği dünya manzarası eğitimli bir fizikçinin görüşlerini dinlemesi gibi. Betimleyici psikoloji de biçimsel psikolojiye karşı şiddetle direnirdi. Bu bize sınıflayabileceğimiz, büyük oranda ölçüp genel kanunlar altında toplayabileceğimiz, geniş çaplı gözlemlenmiş gerçekler de dahil olmak üzere zihin hakkında pek çok şey söylerdi. Ancak bunun içerisinde bir tutarlılık veya birlik olmaz. Biyolojinin sahip olduğu, örneğin evrim kanunu veya fizikte enerjinin korunumu kanununda olduğu gibi tek bir yol gösterici ilkeden yoksun olurdu. Bizler psikolojiyi bilimsel yapmak için zihni sadece tasvir etmekle kalmamalı, ayrıca onu açıklamalıyız. Niçin sorusunun cevabını vermek zorundayız? Fakat burada bir zorlukla karşılaşıyoruz. Şurası açıktır ki çevremizin değişmesi sebebiyle sadece bu sebepten ötürü eğer tamamen yeni bilinçli bir hali yerleşebilirse bizler bir zihinsel süreci bir başka zihinsel sürecin sebebi olarak ele alamayız. Roma'yı ve Atina'yı ilk ziyaretimde geert geçmişteki bilinç halimden ötürü değil, mevcut uyarıcıdan ötürü tecrübelere denirim. Diğer yandan bizler zihin, sinirsel süreçleri zihinsel süreçlerin sebebi olarak düşünemeyiz. Psikofiziksel paralellik ilkesi iki dizi olayı ifade eder. Sinir sistemindeki süreçler ve zihinsel süreçler. Bunlar tam bir uygunluk içerisinde birbirine karışmadan yan yana kendi rotalarında giderler. Gerçekte bunlar aynı deneyimin iki farklı yönleridir. Biri diğerinin sebebi olamaz. Bununla birlikte bizler zihinsel fenomeni vücuda sinir sistemine ve ilgili olduğu organa başvurarak açıklarız. Sinir sistemi zihnin sebebi değildir. Ancak onu açıklar. Yolculuğumuz boyunca elimizden bırakamadığımız bir ülkenin haritasının kasabaları, nehirleri ve tepeleri parça parça göstermesi gibi. Sinir sistemi de zihni açıklar. Bir başka deyişle sinir sistemine göndermede bulunmam, betimleyici psikolojinin elde edemeyeceği bir tutarlılık ve birliği psikolojiye kadar. Daha açık olmak için bu nokta üzerinde daha detaylı durmaya değer. Fiziksel dünya yani bağımsız deneyimler dünyası sırf bireysel insandan bağımsız olduğu için kendi içinde bir bütün oluşturur ve noksansızdır. Fiziksel dünyayı düzenleyen süreçlerin tümü tıpkı sebep ve sonuç gibi bağlantılarında hiçbir boşluk veya ara olmaksızın birbirine tutturulmuştur. Şu anda da bu bağımsız dünyayı düzenleyen süreçler arasında sinir sistemi süreçleri de vardır. Tıpkı sebep ve sonuç gibi sinir sistemi süreçleri de hem birbirine hem de onlardan önce gelen ve onları izleyen bedenin dışındaki fiziksel süreçlere bağlanmıştır. Fiziksel olayların kesintisiz zincirinde sabit bir yerleri vardır. Tam olarak çiğin oluşumunun açıklanması gibi. Kendi kendilerine açıklanabilirler. Öte yandan zihinsel süreçler fiziksel olayların tamamını karşılamaz. Onun ancak küçük bir parçasına yani sinir sistemindeki belli olaylara karşılık gelirler. O halde zihinsel fenomenlerin yarım yamalak, bağlantısız ve sistematik olmayan bir şekilde ortaya çıkmaları doğaldır. Ayrıca zihinsel süreçlere ilişkin açıklamaların kendilerine paralel giden sinirsel süreçlerde aranmaktadır doğaldır Zihin her gece bir hareketsizliğe gömülür ve her sabah tekrar düzene girer. Ancak bedensel süreçler uyurken de yürürken de devam eder. Bir düşünce hafızadan kopar ve belki de yıllar sonra tamamen beklenmedik bir şekilde. hafızaya geri döner. Oysa bedensel süreçler herhangi bir kesinti olmaksızın devam ederler. Bedene gönderide bulunma psikoloji verilerine, iç gözlemlerin miktarına herhangi bir zerre etkile eklemez. Bize psikolojiyi açıklayıcı ilkeler sağlar ve iç gözlemsel verilerimizi sistematik hale getirmemize imkan verir. Gerçekte eğer biz ruhu, ve be zihni, bedenle açıklamayı reddediyorsak aynı derecede yetersiz ve tatmin edici olmaktan uzak iki alternatiften birini kabul etmek zorundayız. Ya zihinsel deneyimin basit bir tanımına bağlı olacağız ya da bilince süreklilik ve tutarlılık kazandırmak amacıyla bilinç dışı bir zihin icat edeceğiz her iki alternatifte de denenmiştir. Ancak her bir eğer birincisini alırsak asla bir psikoloji bilimine ulaşamayız ve eğer ikincisini alırsak bir kurgu alanı için gerçeklik alanını gönüllü olarak terk ederiz. Bunlar bilimsel alternatiflerdir. Ayrıca Sado'yu kendi üstü bu içerisinde durumu anlamış ve kendi yöntemini keşfetmiştir. Zihinsel deneyimin kopukluğu ve karışıklığı sebebiyle Sado'yu zihinsel dünyadan fiziksel dünyaya kolaylıkla yol alarak geri dönmüş, zihinsel dünyadaki boşlukları fiziksel dünyadan ödünç aldığı materyallerle doldurarak melez bir dünya oluşturmuştur. Bu yolun düşünce karışıklığına sebep olacağından emin olabiliriz. Bununla beraber bu karışıklığın altındaki gerçek, psikolojinin kendi içinde değil, kendi ötesinde aramasını gereken açıklayıcı ilkenin bağımlı deneyimler dünyası olduğu yolundaki üstü kabalı kab kapalı kabuldür. Demek ki fizik bilimi bir sebep tahsis ederek açıklamalar yaparken zihin bilimi Gözlem altındaki zihinsel süreçlere uygun düşen sinirsel süreçlere gönderilerde bulunarak açıklamalar yapar. Eğer açıklamanın kendisini en yakın durumun ifadesi veya açıklanan fenomenin ortaya çıktığı koşullar olarak tanımlarsak her iki açıklama şeklini bir araya getirebiliriz. Hava ile toprak arasındaki ısı farkının oluşturduğu şartlarda çiğ meydana gelir fikirler de sinir sistemindeki belli süreçlerin oluşturduğu koşullarda şekillenir. Aslında her iki durumda da nesne ve açıklama tarzı bir tanedir ve birbirinin aynıdır. Son olarak tüm temel noktalarda psikolojinin metodunun tıpkı doğal bilim, doğa bilimlerinin metodu gibi olduğunu belirtelim. Bu yüzden psikolojinin problemi temelde fiziğin problemiyle aynı türdedir. Psikolog zihinsel deneyimi temel unsurlarına kadar analiz ederek ne sorusunu cevaplar. Bu unsurların birleşme yasalarını formüle etmek yoluyla da nasıl sorusunu cevaplar. Ve zihinsel süreçleri sinir sisteminde kendilerine paralel olan süreçler açısından açıklayarak niçin sorusunu cevaplar. Psikoloğun programı bu sırayı takip etmek zorunda değildir. Yaptığı analiz tamamlanmadan bir yasanın gizli işaretini alabilir ve bir duyu organının keşfi, bazı temel süreçlere ilişkin olayları iç gözlem yoluyla bulmadan önce bu temel süreçlerin oluşumunu işaret edebilir. Bu üç soru birbiriyle yakından ilişkilidir ve bunlardan herhangi birinin cevaplandırılması diğer ikisinin cevaplandırılmasına yardım eder. Bilimsel psikolojide ilerleyişimizin ölçüsü bu üç soruya tatmin edici cevaplar verebilme yeteneğimizdir. İnsanlar çoğunlukla geçmişteki bir düşünceye veya duruma karşı tavır aldıkları için tarihte ün kazanırlar. Bu durum başkaları kendisine karşı çıktığında buna direnç gösteren tarihçinin de tam tersi olmuştur. Amerika ve Avrupa psikolojisinin düşünsel iklimi 20. yüzyılın ikinci on yıl ile birlikte değişiyordu. Fakat düşünür sisteminin resmi ifadeleri aynı kalıyordu. Bazı gruplar onun çalışmalarını modası geçmiş ülkelere boş yere sıkı sıkıya tutunma çabaları olarak değerlendiriyordu. Düşünür psikoloji için temel bir model kurduğunu düşünmüştü. Ancak çabalarının psikoloji tarihi içinde yalnızca bir dönem için geçerli olduğu ispatlandı. Düşünür'ün ölümüyle yapısalcılık çöktü yapısalcılığa yönelik en ciddi eleştiriler iç gözlem metodunu hedef alır. Bu eleştiriler dışsal uyarıcıya verilen nesnel tepkilerle ilgilenen Wundt'un içsel algı metodundan çok bilinç elemanlarının öznel ifadesiyle uğraşan Titchener ve Külpen'in iç gözlem metoduyla ilgilidir. Metot uzun zamandan beri kullanımdaydı. İç gözleme yapılan saldırılarda hiçbir şekilde yeni değildi. Alman filozof Immanuel Kant, Kişinler'in çalışmalarından 100 yıl önce düşünce ve duyguları tahlil etme girişimlerinin bu bilinç deneyimini değiştirdiğini yazmıştı. Pozitivist August Comte da iç gözlem metodunun aleyhine düşünceler öne sürmüştür. Comte'a göre eğer zihin kendi faaliyetlerini gözlemleyebiliyorsa kendisini iki parçaya bölmüş demektir. Gözleyen ve gözlemlenen parçalar. Oysa Comte bunun imkansız olduğunu iddia etmiştir. Fischer'ın yapısal psikolojiyi oluşturmasından yaklaşık 50 yıl önce Comte şu eleştiriyi ortaya koymuştu. Zihin belki kendi fenomenini bütünüyle gözlemleyebilir. Gözleyen ve gözlenen organ burada da birbirinin aynıdır. Bu yüzden onun faaliyeti saf ve doğal olamaz. Şu an gözlemlemek, gözlemlemek istediğiniz faaliyeti gözlemleyebilmek için idrakınızın bu faaliyete ara vermesi gerekir. Eğer bunu başaramazsanız gözlem yapamazsınız. Başaracak olursanız bu durumda da gözlemleyecek bir şey kalmamış demektir. Böyle bir metod Sonuçları ancak saçmalıktan ibarettir. İç gözleme ilişkin diğer eleştiriler, 1867 yılında Henry Medlis tarafından ortaya konulmuştur. İç gözleme yapanlar arasında çok az fikir birliği vardır. Fikir birliğinin oluştuğu bu durumlar, iç gözlemcilerin çok titiz bir eğitimden geçirilme zorunluluğunun ve bu titiz eğitimlerinin gözlemlerini aktarmalarının bir sonucudur. İç gözleme dayalı bir bilgi bütünü, tümevarımsal olamaz neyi gözlemleyecekleri konusunda özel olarak yetilmiş olanların bir keşif yapması mümkün değildir. Zihnin patoloji derecesi sebebiyle kendilik raporuna güvenmek neredeyse imkansızdır. İç gözlemsel bilgi bizim bilimden beklediğimiz genellenebilirlik özelliğini taşımaz. Bu bilgi bir grup kültürlü eğitimli yetişkin deneklerle sınırlandırılmak durumundadır. Bilinçsizce yapılan davranışların çoğu karşılıklı ilişki içerisindedir. Demek ki iç gözlemin deneyselciliğin gereklerine uygun hale gelebilmesi için Tishner'dan önce yapılan esaslı eleştiriler bu metodu değiştirip güçlendirmişti. Ancak yapılan değişiklikler eleştiri miktarını azaltmadı. Metot özel hale getirildikçe ona karşı yapılan saldırılar da aynı şekilde özelleşti. Eleştirilerden birisi iç gözlemin tanımına ilişkindir. Tishner'ın iç gözlemi tanımlamakta zorluk çektiği açıktı ve metodu belirli bazı deneysel koşullarla ilişkilendirerek tanımlamaya çalışmıştı. Bir gözlemcinin izlediği akış, gözlenen bilinç tabiatı, deneyin amacı, deneyici tarafından verilen talimat gibi detaylarla değişir. Bu yüzden iç gözlem geniş kapsamlı bir terimdir ve sınırları tam olarak belirlenmemiş bir grup özel metodolojik işlevi kapsar. Bu kadar çok değişiklik arasında terimin kullanımları arasındaki benzerlikleri bulmak oldukça zordur. Daha önceden belirtilen bir noktada yapısalcı iç gözlemlerin ne yapmak için eğitildikleri ile ilgilidir. İç gözlemi öğrenen gözlemciler kelime Dağarcıklarının bir parçası halindeki belli Türk kelimeleri hesaba katmamak zorundadır. Örneğin bir masa görüyorum cümlesi bir yapısalcı için bilimsel olarak hiçbir şey ifade etmez. Masa kelimesi ise bizim kendisini tanımamızı ve masa olarak adlandırmamızı sağlayan özel duyumlar yığını hakkında genel olarak hem fikir olunan ve daha önceden tesis edilmiş bilgilere dayalı anlamlı bir kelimedir. Bir masa görüyorum gözlemi bir yapısalcıya gözlemcilerin bilinç deneyimi hakkında bir bilgi vermez. Yapısalcı anlamlı bir kelimenin içerisinde Özetlenen duyumların bütünüyle değil, deneyimin kendine özgü basit başlangıç şekilleriyle ilgilenir. Masa diyen gözlemciler uyarıcı hatası yapmaktadırlar. Eğer bu sıradan kelimeler kelime haznesinden etkileniyorsa, deneyimciler nasıl anlatılacaktır? İç gözleme ait bir dil veya kelime darcığı geliştirilebilirdi. Tissiner, deneyin dış koşullarının dikkatlice kontrol edilmesi gereği üzerinde durmuştu. Böylelikle bilinç deneyimi tam olarak saptanabilecek, iki gözlemci tıp atıp aynı deneyimi yaşayabilecek ve birinin sonuçları ötekisini doğrulayacaktı. Kontrollü koşullar altında yapılan oldukça benzer deneyimler sebebiyle gözlemciler için anlamlı kelimeleri olmayan İç gözleme ait bir kelime dairce geliştirmek teorik olarak mümkün gözüküyordu. Bununla birlikte günlük yaşamda deneyimin sıradanlığı sebebiyle alışılmış kelimeler için geleneksel anlamlar üzerinde fikir birliğine varılabilir. Prensip olarak böyle bir kelime dağarcığının geliştirilmesi mümkün olmasına rağmen bu düşünce asla hayata geçirilmemişti. Çok sıkı kontrollü ortamlarda yapılan gözlemlerde bile iç gözlemciler arasında sıklıkla anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Farklı laboratuvarlarda çalışan iç gözlemciler farklı sonuçlar elde ediyorlardı. Hatta aynı laboratuvarda çalışanlar bile anlaşma konusunda başarısızlığa uğruyorlardı. Bunun, bununla beraber Tishner bir fikir birliğine eninde sonunda varılacağını iddia ediyordu. İç gözlem metoduyla ilgili başka eleştiriler de vardı. İç gözlem gerçekte bir anılama olmakta, olmakla suçlanmışsa, çünkü deneyimin kendisiyle bu deneyimin aktarılması arasında belirli bir süre geçiyordu. Ebi gösterdiği gibi bir deneyimin hemen ardından gelen dönem unutmanın en hızlı olduğu dönemdir. O halde Deneyimin aktarılması sırasında deneyimin bir bölümü zaten kaybolmuş oluyordu. Yapısalcılar bu eleştiriyi gözlemcilerin çok kısa zaman aralıkları içinde çalıştıklarını belirterek cevapladı. Ayrıca birinci zihinsel imgenin varlığının gözlemcinin bunu rapor etmesine dek muhafaza edildiğini öne sürdüler. Bir diğer güçlük ise iç gözlem şeklinde bir deneyimin dikkatlice incelenmesi faaliyetinin bu deneyimi kökten değiştirebileceğiydi. Kızgınlık bilinç durumunda iç gözlem yapmanın güçlüğünü düşünün bir deneyime makul bir şekilde dikkatini yöneltme ve onu kendisine oluşturan parçalarına ayırmayı deneme işleminde kızgınlık azalabilir veya kaybolur. Bununla beraber taşınır, kendi orijinal metninde de belirttiği gibi. Tecrübeli, iyi eğit eğitim almış iç gözlemcilerin sürekli pratik yaparak kendi gözlem görevlerini bilinç dışında sürdürebilecek hale gelebileceklerine inanıyordu. Freud'un 20. yüzyılın başlarında ortaya attığı bilinç dışı zihin kavramı iç gözlem metoduna bir başka eleştiriyi de gündeme getirdi. Eğer Freud'un iddia ettiği gibi zihinsel işleyişimizin bir bölümü bilinç dışı ise iç gözlemin bilinci incelemekte fazla faydalı olamayacağı açıktır. Bir tarihçi şöyle demiştir. İç gözlem analizinin esası, zihinsel işleyişin tamamının bilinçli gözlemlerle ulaşılabilir olduğu inancıdır. Ancak insan düşüncesinin ve duygularının her yönü gözlemlenemiyorsa iç gözlem en iyi ihtimalle zihinsel işleyişin eksik ve parçalanmış bir resmini ele verecektir. Eğer bilinç bir buzdağının görünen ucunu temsil ediyorsa, zihnin geliş alanları, alanları sürekli olarak güçlü ve savunmacı engellerle perdelenmektedir. Bu durumda iç gözlemin kullanışsızlığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Yapısalcıların metodu eleştirilerinin tek hedefi değildi. Yapısalcı hareket, bilinç ve süreçlerinin temel elemanlarına kadar analiz edilmesi girişimleri yüzünden soni ve verimsiz olmakla suçlanmıştı. Eleştirmenler bir deneyimin tamamının temel parçaların birleştirilmesi veya çağrıştırılması yoluyla hatırlanamayacağını ileri sürmüşlerdi. Onlara göre deneyim insanlara duyusal, tasarımsal veya duygusal unsurlar şeklinde değil, bünyeleşmiş bütünler şeklinde gelir. Bilinç deneyiminin soni bir şekilde bozulması sürecinde deneyimin bazı noktaları kaçınılmaz bir şekilde kaybolur. İleride göreceğimiz gibi Gestalt ekolü yapısalcılar bir isyan olan kendi psikoloji düşüncelerinin oluşturulmasında bu eleştiriyi etkili bir şekilde kullanmıştır. Yapısalcıların dar psikoloji tanımı da eleştirilere maruz kaldı. Psikoloji birkaç alanda gelişiyordu ve yapısalcılar kendi psikoloji tanımları ve metotlarıyla uyumlu olmayan bu alanları görmezden gelmeyi tercih ettiler. Tishner hayvan ve çocuk psikolojisini gerçekte hiçbir şekilde psikoloji olarak ele almadı. Onun psikoloji kavramı giderek artan sayıdaki Psikologların yürüttüğü yeni çalışmaları içermek için çok dardı. Oysa psikoloji kişinin ötesine geçiyor ve çok hızlı ilerliyordu. Tüm bu eleştirilere rağmen yapısalcılığın psikolojiye önemli katkılarda bulunduğu inkar edilemez. Yapısalcıların çalışma konusu olan bilinç deneyimi kesin sınırlarla tanımlanmıştı. Araştırma metotları, gözlem, deney ve ölçümü kapsayarak bilimin en iyi geleneğini sergiliyordu. Bilinç en mükemmel şekliyle bizzat o bilinç deneyimini yaşayan kişi tarafından kavrandığına göre bu çalışma konusu en iyi yöntem kendini gözlem olurdu. Yapısalcıların çalışma konusu ve amaçları artık hayati meseleler olmamasına rağmen, yaşanan deneyime bağlı olarak sözel rapor verme şeklinde tanımlanan iç gözlem psikolojinin pek çok alanında kullanılır oldu. Örneğin, psikofizik araştırmacı araştırmacıların deneylerinde deneye ikinci ses tonunun birincisinden daha yumuşak mı yoksa daha sert mi olduğunu sordular. Sözel raporlar insanların yaşadıkları deneyimlerin mahrumiyet odacıkları gibi alışılmamış deneysel ortamlarda anlatılmasıyla oluşturulmuştur. Hastalardan kişilik testleri ve tutum ölçeklerine bağlı olarak alınan klinik raporlarda aslında doğası itibariyle iç gözlemseldir. Örneğin bir bilgisayar gibi ekipmanlar geliştirilirken insanların bir görevi nasıl yaptıkları ve karmaşık bir aleti nasıl kullandıklarına dair açıklamalar genellikle insan etkileşimi gerektiren ürünlerin ve yeni hizmetlerin değerlendirilmesinde sıklıkla kullanıldı. Sözel bir anlatım içeren bu ve diğer örnekler deneyimlere bağlıdır ve veri toplamının meşru yollarıdır. Gerçekte iç gözlemsel veriler... Sadece belli davranışların kestirilmesi için değil, ayrıca öğrenme ve fiillerin ilkelerinin keşfedilmesi için de oldukça güvenilir ve faydalıdır. Yapı sağcılığın diğer bir katkısı belki de eleştirilere hedef olarak sağladığı faydadır. Yeni gelişen hareketlere karşı sergilediği güçlü geleneklere bağlı tavır bu hareketlerin baskılarını bir düzene koydu. Bu yeni hareketler kendi varlıklarını yapısalcıların başlattığı psikolojinin modern ve yeni olarak ifadelendirilişine borçludurlar. Daha önce belirttiğimiz gibi ileriye yönelik hareketler harekete geçmek için bir şeylere ihtiyaç duyarlar. Yapısalcı düşüncenin yardımıyla psikoloji bu ilk sınırın çok daha ötesine gitmişti.